İyi akşamlar. Memleket meselesinden herkesi, her memleket meselesinde olduğu gibi bu akşamda memleketin meselelerini, öne çıkan başlıkları konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Siyasetin gündemi epeyce hareketli. Arka arkaya açıklamalar var. Altılı Masa'nın genişletilmiş parlamenter sistem örneğin artık biraz daha yaklaştığını, bunu vatandaşla biraz daha açık bir biçimde paylaştığı bir dönemdeyiz. Tabii eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu sistemin nasıl olacağı vaadi. Genel bir açıklama yok, resmi bir açıklama yok ama Altılı Masa'nın bazı liderleri genişletilmiş parlamenter sistemin nasıl olacağını sinyalini vermiş durumdalar. Bunu konuşacağız. Siyasetin gündeminde bugün ağırlıklı olarak bu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün yanıtları var. HDP'den adaylık açıklaması var. Kılıçdaroğlu'nun bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir yine haddini bil söylemi var. Bunu da konuşacağız. Pek çok gündem var işte o röportaj esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Türk bayrağının kullanılmadığı, özellikle oradan kaldırıldı ve o röportajda özellik söylemlerinin özellikle de dikte edildiği o röportaj hala siyasetin gündeminde başlıca sıralarda. Ve bugün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştu ve sis perdesinin aralanmasını beklediklerini söyledi Sayın Bahçeli. Bunu da konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi neden yıpratılmaya çalışılıyor? Böyle bir cinayet üzerinden cinayetin gölgesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi düşürülmeye çalışılıyor? Siyasette bu da konuşuluyor. Kimlerle konuşacağız? Hemen aktaracağım konuklarım sizlere. Hukukçu Avukat Serkan Toper. Hoş geldiniz. Merhaba, Serkan iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Erbaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İstanbul Adalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Özgöker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Hikmet Genç. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi akşamlar. Ve siyaset bilinci Sayın Onur Erim. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Size de efendim. Teşekkürler. Ben Hikmet Bey'le geldim. Birlikte geldiniz. Evet. Yayında. Aynı araçla. Hep beraber iyi yayınlar. Hep beraber. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında az önce atıfta bulundum. Neler söyledi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Sayın Bahçeli? Bir grup toplantısına bakalım. Bugün öğlende sert açıklamaları Sayın Bahçeli'nin neler söyledi konuyla ilgili bir siyaseten değerlendireceğiz ama önce ona bir dönelim, ona bakalım. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak, sokağa çıkmamızı tahrik etmek, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Düşman oklarını takip ettik. Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarıyla en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, İçimizden devşirmiş siyaset artıkları, Halkın Demokrasi Partisi'nden CHP'sine, komünistten bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirket ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutamaz, unutmayacak. Azılı MHP düşmanları gün be gün bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya çevirdiler. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, senin sağında, solunda, yanında, yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Aymazlığına düşme. Bu gaflete kapılma. Sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Ülkücünün mafyası olmaz. Mafyadan ülkücü olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur.
Evet, Devlet Bahçeli bugün çok sert tepki gösterdi bu yaşananlara. Düşmanı fark ettik, takip ettik diyor Devlet Bahçeli. Tehlikeyi sezdik ve düşmanı gördük. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert söylemleri var. Bugün yine grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor. Sinan Eteş bizim evladımızdı. CHP'de ülkücü arkadaşlar var. Ülkücü kardeşlerimize sesleniyorum ben. Sizin yeriniz Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Gelin, vatanseverlikse biz de vatanseveriz. Ülkücü kardeşlerim gelsin diyor. Hani Devlet Bahçeli'nin burada bir evladımı alamazsın sözünün belki de bu açıklamaya karşı bugün verildi. Bu cevabın bu şekilde, bu tonda verildiğini tahmin ediyoruz. En azından böyle bir okuma yapıyoruz. Şimdi değerlendireceğiz, siyaseten değerlendireceğiz ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne yapılmak isteniyor? Düşmanı gördük, biz bu durumu, tehlikeyi sezdik, takip ettik. Düşmanı bulduk diyor Sayın Devlet Bahçeli. Serkan Bey, ne oluyor, ne yapılmaya çalışılıyor? Bu olaylar nasıl başlandı? Amaçları nedir, hedefi nedir? Hedefine ulaştı mı? Ne oluyor şu an? Şimdi malum tabii, yılın son günü Ankara'da gündüz vakti. Menfur saldırı, kanlı bir suikast gerçekleşti ve bu suikaste kurban isimde Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'ti. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'dan sonra geçmiş AK Parti ile yaşadığı bütün söylemleri, bütün kavgaları bir kenara bırakmak üzere, bırakmak suretiyle beka söylemini ortaya attı. Çünkü içte ve dışta Türk devletine, Türk milletine yönelmiş ağır bir saldırı olduğu 15 Temmuz günü açıkça ortaya çıkmıştı. Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonra ortaya koyduğu duruş, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan bugüne ortaya koyduğu duruş elbette ki birilerini rahatsız etmişti. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi menfaatlerini önceleyen çarpık bir siyaset anlayışı hiçbir zaman gütmemiştir. 53 yıllık geleneklerinde de bu yoktur. Dolayısıyla önce ülkem diyen anlayış, özellikle de işte açılamaz denen Ayasofya'nın açılışında Sayın Devlet Bahçeli Bey'in duruşu, Suriye tezkeresi, Libya tezkeresi, Karabağ ve teröre karşı inanılmaz bir kararlılık ortaya konulduğunda ve ne zamanki Türk devleti ve Türk milleti hedef alındıysa Türk milletinin sarsılmaz kalesi Milliyetçi Hareket Partisi bir şekilde hedef haline getirilir. Bu ilk değil işte, yakın tarihte 2011'de yapılan, seçim öncesi yapılan operasyonları hatırlayın. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirme operasyonlarını hatırlayalım. Bunu defaatle bu ekranlarda hatırlattık. Sayın Devlet Bahçeli Bey hep şunu söyler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyada kimse istikamet çizemez. Ve bu menfur saldırı sonrası daha Sinan Ateş'in, rahmetli Sinan Ateş'in cenazesi toprağa verilmeden İYİ Parti'ye oy çağrıları yapılmaya başlandı. Bakın aynı gün. Yani bir acı olay üzerinden, ölüm üzerinden siyasi rant devşirmek isteyen kişiler bir anda İYİ Parti'ye ne yaptılar? Ülkücülerin yeri İYİ Parti'dir dediler. Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Kemal Bey dedi diyor. Ne diyor? CHP'li ülkücüler. Ya fıkra gibi, CHP'li ülkücü diye bir kavram olabilir mi Allah aşkına? Ya bu mevcut CHP ile ülkücü kelimesini nasıl yan yana koyabiliriz? Kemal Bey ya bizim aklımızla dalga geçiyor ya da ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Sayın Devlet Bahçeli Bey dedi ki, suskunluğumuzdan cesaret alanlar, sabrımızı yanlışa yoranlar, ülkücü hareketin geleneğidir dedi. Biz dibini görmediğimiz kuyudan su içmeyiz, bilmediğimiz göle girmeyiz. Olayın aydınlanmasını bekledik ve bugün de konuşma zamanıydı. Ve konuşuldu. Bakınız bir anda Sinan Ateş, en nihayetinde Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde aktif görev olmasa da siyasi hayatına devam eden bir isim. Hı hı. Düne kadar faşisti. Onların gözünde faşisti, evet, diyorsunuz. Ne oldu bir anda bu CHP'lilerin gözünde bir anda bir kahramana dönüştü? Barış Atay'ından tutun HDP'lilerine kadar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedefe koymak, sanki bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bir iç hesaplaşmanın mahsulüymüş gibi yansıtmak, MHP'li milletvekilini, MHP'li başkanlık divanı üyelerini hedefe koyar bir hal aldı. Dediler ki niye taziye yayınlanmadı? Dedi ki bakın Meral Akşener'in sayfasına, taziyesi var mı? Parti sözcüsünün tweetini RT etmiş. Kemal Bey bugün güya taziye yayınlıyor. Lütfen, lütfen Kemal Bey'in hatta şu an mümkünse Sinan Ateş mevzundan bahsederken beden diline bakın.
gülümseyerek filan ateşten bahset. 30 Aralık'a geri dönsek, bu olay olmasın diye, samimi ülkücüler keşke böyle bir olay olmasa. Sinan Ateş iki tane çocuğunun başında hayatına devam etse diye, samimi ülkücülerin hepsi temelli de bundur. Ama bu ölüm üzerinden, mezar soygunculuğu yapanlar, siyasi rant elde etmek isteyenler, o güne geri dönsek derler ki bir tane değil, 1000 tane Sinan Ateş ölür. 1000 tane Sinan Ateş feda olsun, acaba 3 oy alabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Sinan Ateş mevzunu anlatırken suratındaki tebessüm inanılmaz keyifli. İnanılmaz keyifli. CHP'li ülkücüler. 10 gün geçti bir de bu olayın üzerinden. 10 gün geçti bugün. Geçti. Büyük keyifle bir olay anlatıyor. Şimdi bakın. Milliyetçi Hareket Partisi niçin hedef haline getirildiği konusuna geri döndüğümüzde dedi ki Türk milletinin sarsılmaz kalesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne diyorlar ki her seçim öncesi oy oranını %3'e 4'e düşürürler. Ama Türk milleti MHP'ye sensiz asla der ve her seçimde 2011'de MHP bitti dediler. MHP 11-12 oyunu aldı. 7 Haziran'da 18'lere vurdu. 1 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi bitti dediler. MHP yine %12 aldı. İYİ Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirme operasyonu başarısız olunca bir ayrışma oldu. Hatırlayın 2018 seçimleri öncesi aynı senaryolar. MHP bitti, %2, %3, %4 oy dediler. Milliyetçi Hareket Partisi o seçimden de yine başarıyla çıktı. Ve gelinen noktada aynı senaryoyu görüyoruz. Yine algı operasyonlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi %3-4 demeye başladıklarında arka arkaya yaptığı mitiklerle meydanlara sığmadı ülkücüler. Ülkücüler meydanlara sığmayınca birileri yine tedirgin olmaya başladı. O anketlerdeki 3-4 rakamlarını revize edip bir anda 9-10'lara çıkarmak zorunda kaldılar. Baktılar Cumhur İttifakı ortaya koyduğu projeler, ortaya koyduğu iradeyle Millet İttifakı'na fark atmaya başladığında bu iradenin sarsılmaz kalesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir operasyon gerekiyordu. İşte bu operasyon da bu menfur saldırı üzerinden tertiplendi. Ve bir baktık ki FETÖ'cüsü, PKK'lısı, DHKPC'lisi, komünisti, CHP'lisi, İYİ Partilisi herkes çok ülkücü oluverdiler. Örneğin diyor ya CHP'li ülkücüler, o CHP'li bölücüler de var herhalde. Yani o Türk bayrağından rahatsız olanlar. Kemal Bey onları anlatacak. Tezkereye hayır diyenlerden bahsedecek. Sezgin Tanrıkulu'ndan bahsedecek. Bölücü danışmanlarından bahsedecek. Dolayısıyla Kemal Bey'in haddini, hududunu aşan işlerdir. Ülkücü harekete istikamet çizmek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne istikamet çizmek. Bugün Sayın Devlet Bahçeli Bey her zaman olduğu gibi yine Türk milletinin gür sesi olmuştur. Eminim ki burada izleyen herkes biraz önceki çok güzel hazırlanmış özeti izlediğinde tüyleri diken diken olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi sıradan bir siyasal hareket değildir. Türk milleti, ülke ocakları, Türk milletinin 57. alayıdır. Savunma refleksleridir. Türk milletinin Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını içselleştirmiş, özümsemiş, bir sonraki seçimde acaba bir fazla oy alır mıyım diye Türk milletine asla ve asla yalan söylememiş, böyle bir geleneği olmayan, bazen rüzgar çok aleye esse bile o rüzgara karşı kollarını açıp karşı durabilmiş hareketin adıdır. Dolayısıyla emperyalizm Türkiye'de bir operasyon yapacağı zaman kollarını açmış, Türk milletine siper olmuş Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef seçer. Ve bir kere daha bunu yaşıyor. Ama ülkücüler, Milliyetçi Hareket bunlar alışkındır, bilir. İç ve dış hasım cepheleri bilir. Niçin hedefe konulduğunu bilir. Bekler sabırla. Birileri bir hafta 10 gün boyunca algılarla bu sefer oldu herhalde dedikleri gün işte çıkar Sayın Devlet Bahçeli Bey bütün tezgahları, bütün oyunları bir anda kafalarından aşağı geçiriverir. Siz bu kadar böyle özetliyorsunuz.